Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda tablet serisinin son videosu olan 10.000 TL üzerindeki telefonları konuşacağız. Kanalı takip edenler bilir. Bana göre telefon piyasasında 20-25 tane alınabilir cihaz var. Bu 20-25 tane cihazın da aslında 10-15 tanesi gerçekten fiyatına hak ediyor. Ben aynı durumun tabletler arasında da geçerli olduğunu düşünüyorum. 0 TL'den 10.000 TL'ye kadar 4 tane falan video oldu. 0 bin arası, 1.000 TL-3.000 TL arası, 3.000 TL-6.000 TL arası, 6.000 TL-10.000 TL, TL arası. Bu videoda da 10.000 TL üzerine bakacağız. Bu yaptığım 4 videoda herhalde 5-6 tane tabletin alınabilir olduğunu söyledim. Ve açık konuşmak gerekirse sadece 3 tane Hani tabletin gerçekten alınabilir olduğunu ben bu kanalda söyledim. MatePad T10, iPad 9 ve Huawei MatePad 11. iPad 9, iPad 9, iPad 9'u çok konuşmaya gerek yok. Huawei tarafı iyi fiyata iyi donanım sunuyor. Ancak onların da Google gibi sorunu var. Aslında gerçekten gönül rahatlığıyla önerebildiğim tek tablet 10.000 TL aşağısında iPad 9'du benim. Huawei MatePad T10'u da MatePad 11'i de gönül rahatlığıyla öneriyordum ama bu Google durumu herkes için uygun olmayabiliyor. Herkes bu Google'sızlığı kabul etmeyebiliyor. Herkes Google'sızlıkla uğraşmak istemiyor. Bu da bir gerçek. Şimdi 10.000 TL üzerine geldiğimizde falso cihazlardan daha çok fiyatını hak etmeyen cihazlar karşımıza çıkıyor. Bu fiyatmanın üzerindeki bütün tabletler belli bir kaliteyi sunuyor. Ama bazı tabletler fiyatına göre öyle falso cihazlar ki hani keşke olmasalar diyoruz. Bunlardan birisi iPad 10. Ben iPad 10 videosunda söyledim. Bana göre bu fiyata satılan iPad 10'un hiçbir alınabilirliği yok. Kaldı ki ben bir önceki videoda iPad 9'u övdükçe övdüm. Ama burada ben iPad 10'un alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Zaten girişi çok uzatmak istemiyorum. iPad 10'a geldiğimizde zaten neden bu cihazın ben bu fiyata alınabilir olmadığını uzun uzun anlatacağım. Dediğim gibi 10.000 TL üzerinde öyle çok fazla falso cihaz yok. Bu videoda konuşacağımız tabletler gayet alınabilir öz olarak alınmaz dediklerim dışında. Ancak şöyle bir durum var. 10.000 TL'ye geçtikten sonra şu soru karşımıza çıkıyor. 10.000 TL üzerine tablet alınır mı? Ben yine iPad 10 ve iPad Pro videosunda iPad Pro kısmında uzun uzun anlattım. Bana göre tabletlerin işletim sistemleri fiyatlarına göre inanılmaz kısıtlı. Bunu çok tartışmaya gerek yok. Tabletlerin kendine has özellikleri ve güzellikleri var. Burası kabulüm ama benim için hiçbir tablet tek başına bir bilgisayar ikamesi değil. Eğer siz bugün özellikle pahalı tabletler için konuşuyorum bir tabletle bilgisayar arasında kaldıysanız ve tabletin ki tabletlerin bugün en önemli özelliğine kalem kullanımı. Kalem kullanımı gibi bir duruma ihtiyacınız yoksa genellikle laptop almak çok daha mantıklı oluyor. Tabii ki siz bir laptopun ağırlığını vesaire istemiyor olabilirsiniz. Ona da saygı duyuyorum. Ve evet aslında 10.000 ile 20.000 TL arasında öyle süper laptoplar yok. Orası da kabul. Ama ne olursa olsun iPad'lerinde, Android'lerinde işletim sistemleri bana göre oldukça kısıtlı. Şimdi ben bu işletim sistemleri oldukça kısıtlı diyorum ama bu tabletlerle çok güzel para kazananlar, bu tabletlerle çok güzel iş yapan insanlar var. Buraya bir itirazım yok. Ama yüzde kaçlık değilim? Yüzde kaçlık değilim? Yüzde 5, yüzde 10. Şunu kabul etmek lazım. Bu tabletler bugün ezici çoğunlukla kalem kullanımı için alınıyor. Kalem kullanımından kasıt da not almak. Bu işletim sistemi durumundan dolayı ben tabletlerin özellikle pahalı tabletlerin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu fiyat bandında da gerçekten çok kaliteli, gerçekten çok güçlü tabletler var. Bu konuda bir sıkıntı yok. Biz bu çok kaliteli tabletlerden biri olarak iPad Air 5'e örnek gösterebiliriz. iPad Air 5'in şöyle bir sıkıntısı var. 15.000 TL'ye 64 GB depolama satılıyor. iPad Air 5 kısmında bunu da uzun uzun konuşuruz ama 64 GB depolama yeterli mi? Yani inanılmaz düşük bir rakam. E siz 256 GB depolama almak istiyorum dediğinizde 18.000 liralara çıkıyorsunuz. 18.000 liraya çıktıktan sonra zaten 2000 lira 2500 TL daha verip iPad Pro alıyorsunuz M2 olanı ve iPad Pro M2 versiyonu çok daha iyi. Hatta iPad Pro M1 Mediamarkt'ta şu an 17.000 TL'ye ben gördüm. O satılıyor. Yani iPad Air 5'ten konuşuyoruz. Tabletin her yeri güzel yapılmış. M1 var, 8 GB RAM var, kaliteli IPS ekran var, Apple Pencil 2 destekliyor, iPadOS destekliyor. Çok güzel bir tablet ama 64 GB depolama. polama. 256'ya çıkmak istiyorum diyorsun. Birden 3.000 lira veriyorsun. E tamam da ben zaten 18.000 TL çıktıktan sonra dediğim gibi 17.000 liraya 128 GB iPad Pro M1 alabiliyorsun 11 inç. 20.500 TL'ye M2 iPad Pro biliyorsun. iPad Air 5 gibi, iPad 10 gibi mesela Tab S8 Ultra 18.000 TL'ye satılıyor. Tamam çok güzel bir tablet de sen neden o fiyata satılıyorsun? Onun mantıklı bir açıklaması yok. Tamam sizin elinize her şey olur. Kaliteli bir telefonunuz olur. Kaliteli bir bilgisayarınız olur. Sonra kaliteli bir tablet alırsınız. Ama ben hiçbir senaryoda eğer bütçeniz kısıtlıysa kaliteli bir tabletin aynı fiyata satılan bir bilgisayarın yerini tutmayacağını düşünüyorum. Bakın herkesin kullanım şekli değişir. Mesela siz bir tarih öğrencisiniz. Mesela bir tıp öğrencisiniz. Bütün işiniz yazı yazmak, not almak, PDF üzerinde soru çözmek. Bilgisayar işiniz yok. Bilgisayarda kullanılması gereken bu uygulamayı yok. Orada iPad Pro da olur, Tab S8 Ultra da olur veya başka bir tablet de olur. iPad 9 bile olur. iPad 9 bile olur. Orada bir sıkıntı yok. Mesela ben tıp öğrencilerinin ve hukuk öğrencilerinin yani biraz daha sözeline kaçan tıp aslında sözel değil ama tıp tarafında da çok fazla kağıt işi var, çok fazla kitap var diyeyim. Bir mühendislik gibi bir program kullanmanız gerekmiyor diyeyim. Bu tabletler özellikle iPad'ler, özellikle iPad'ler çok aktif kullanıyor. Bu tip durumlar olmadığı sürece siz hangi işi yaparsanız yapın ben tablet tarafının kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Bakın şunu kabul etmek lazım. Sizin kısıt durumunuz da benim durumumda aslında herkese uygulanabilir durumlar değil. En nihayetinde ben bu kanalda kişisel görüşlerimi paylaşıyorum. Mesela ben diyeceğim ki iPad Air 5 15.000 TL 10 almaktansa 128 GB iPad Pro 11'i 17.000 TL'ye almak çok daha mantıklı. Veya ben şunu diyeceğim iPad Air 5 256 GB'ı e 18.000 TL'ye 17.500 TL, 17 TL almaktansa 2.500 TL daha verip iPad Pro M2'yi almak çok daha mantıklı. Buna herkes katılmak zorunda değil. Herkes bu tabletlerin iyi tablet olduğuna katılır da herkes şöyle fiyat katarım böyle fiyat katarım şunu alırım bunu yerine dediğim şeylere katılmak zorunda değil. Ama benim düşünceme göre eğer elimde benim bir bilgisayar yoksa veya kötü bir bilgisayar çok kötü bir bilgisayar varsa ve kalem kullanımı benim için birinci öncelik değilse, kalem kullanımı hayatımda çok aktif bir yer kaplamıyorsa ve altın çiziyorum, yeterli bir bilgisayarım yoksa ben öncelikle bilgisayar alma taraftarıyım ve emin olun iyi bir bilgisayar alırsanız onu da iPad'ler kadar uzun süre kullanırsınız. Hani diyorsunuz ya bu iPad'ler çok uzun süre gidiyor diye. Arkadaşlar 10 sene, 10, 10 senedir, 15 senedir aynı laptopları kullanan ve bundan verim alan insanlar var. Yani o yüzden iyi bir bilgisayar aldıktan sonra, doğru bir seçim yaptıktan sonra bilgisayar konusunda da öyle çok endişelenmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi biz aslında 10.000 TL üzerindeki en iyi tabletler videosundayız. Ne konuştuk? Bilgisayar mı alınır bu fiyata, tablet mi alınır? Ben bunu neden konuştum? Çünkü bana göre çok niş bir kitle dışında iPad 9 ile MatePad 11'i bir kenara koyduğumuzda iPad 25'i, iPad Pro 11'i, iPad Pro 11, 11 M2'yi bir kenara koyduğumuzda bu tabletler arasında ciddi bir fark yok. Evet, iPad Pro 11 inçteki M1 işlemcisi de, M2 işlemcisi de, iPad 9'daki A13'den de, MatePad 11'deki Snapdragon 865'ten de çok daha güçlü. Tartışmasız çok daha güçlü. Altı çiziyorum Tartışmasız çok daha güçlü. Evet, çok daha güçlü de sen bu gücü nerede kullanacaksın? Şimdi ortaya şöyle bir soru atalım. Uzun ömür mü? Mesele uzun ömür mü? Mesele uzun ömürse ben de size şu soru sorayım. Yani siz diyorsunuz ki iPad 9 A13 işlemcisiyle, Matmat 11 Snapdragon 860 işlemcisiyle 3 yıl sonra patır patır kasacak ama M1 ve M2 hala yoluna devam edecek. Hayır. Bugün A10 işlemcisiyle iPad 7'yi sorunsuz bir şekilde kullanmıyorlar mı? Kullanıyorlar. Hala iPad Air 2 kullanan var. Hala bakın ben kuruyorum bazı gruplarda. iPad Air 2 kaç sene önce çıkmış? 2015'te mi çıkmış tableti? ikinci elde alıp kullanıp memnun olan insanlar var. Mesele burada şu. Sizin kalibreniz ne? Siz not alıyorsanız, video içeriği tüketiyorsanız yönetiyorsanız iPad Pro M1'e, iPad Pro M2'ye, iPad Air 5'e dahi ihtiyacınız yok. Ha şunu kabul etmek lazım. Siz bir tıp öğrencisiniz, hukuk öğrencisiniz. Kalem kullanımı çok fazla. Not alma çok fazla. Çizim yapıyorsunuz. iPad Air 5'e de burada para verilir. iPad Pro'ya da burada para verilir. Çünkü siz hakkını vereceksiniz. Bakın ben elektronik aletlere çok fazla ilgi duyuyorum. Ben dahi iPad Pro'nun ve iPad Air'in şu fiyatlarla hakkını verebileceğimi düşünmüyorum. Bir daha ayrıca benim elimde bir sürü bilgisayar var. Orası da ama hakkını verebilir miyim? Yok. Ben bugün bir tablet alsam kalem kullanımı not almak için kullanırım. E, iPad 9'da not alırım. Mate de not alırım. Tamam şunu diye e, kalem deneyimi daha iyi. Ekran deneyimi daha iyi. Tamam daha iyi de eğer siz bir not alıyorsanız o aradaki o aradaki fiyat farkına değecek bir fark yok. Benim için yok. En nihayetinde dediğim gibi ben kişisel dönüşlerimi açıklıyorum. Benim için o arada bir fark yok. O parayı verecek bir fark yok. Çünkü siz mesela iPad Air 5 e aldınız. 64 GB alıyorsunuz. Bir de 2500 TL Apple Pencil e veriyorsunuz. E, diğer tarafta iPad 9. IPad, madem en çok satan tabletler iPad'ler. iPad'ler üzerinden gidelim. iPad 9. Aldık biz bu cihazı 7500 TL'ye. 2000 de kalem aldık. 9500 TL'ye geldi 64 GB. 9500 15400 TL. Bu arada ben iPad Air'e e 15000 15, 15000 diyorum ama 13400 TL satılıyor iPad Air 5. Bu arada onu da söyleyeyim. Aradaki farkı vermek mantıklı mı? Bütçeniz çok gelirse ne ala? Ben tableti hakikaten çok kullanıyorum. Benim ana cihazım diyorsanız ne ala? Ama diyorsanız ki ben genel olarak bilgisayar kullanıyorum. Benim bilgisayarım var. Burada ben iPad Air'e aradaki farkın eğer bütçeniz zorlanıyorsa verilmesinin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden 10.000 TL'nin üzerinde alışveriş yaparken hesabınızı iyi tutun. Elinizdeki cihazlara iyi bakın. Ben bu tabletin hakkını verebilir miyim diye kendinize sorun. Ama dediğim böyle tıp öğrencisiyseniz, hukuk öğrencisi bilgisayar almayacaksanız ve bütün işiniz yazıysa, yanında da bir çizim mezim yapıyorsanız, tamam mı? Tablet işletim sisteminin size yeteceğini düşünüyorsanız, kalem kullanımının kendiniz için çok önemli olduğuna kanaat getirdiyseniz, evet bu fiyat bandında da tablet alınır. Ama ben kendi adıma konuşursam, bu kadar elektronik aletlere, teknolojik aletlere ilgi duyan biri olarak, 10.000 TL'nin üzerinde tablet almayı düşünmüş olsam bile, bu fiyatlarla bu tabletlerin bana hitap etmediğine karar verdim. Bu fiyat bandının üzerinde herkes kendi hesabını bence kendi yapmalı. Ben sadece bu fiyat bandında alabilecek tabletleri ve hangisinin daha mantıklı olduğunu sizlere yorumlamak istiyorum. Şimdi bu uzun uzun girişten sonra size 10.000 TL üzerinde alınabilecek bütün tabletleri bir çırpıda öncelikle okuyayım. Şimdi iPad 9 7500 TL en az bulunuyor. 64 GB olanı. iPad mini 6 4.64'e 12.893 TL'ye bulunuyor ama ben bunun bu fiyatla olduğunu açık konuşmak gerekirse artık düşünmüyorum. iPad Air 4 var. 4G modeli yani 4.64 modeli ve içine hat takılabilen model 12.947 TL. iPad Air 5 8.64'e 13.390 8.256'sı 17.500 TL. iPad 10 4.64'ü Apple'ın internet daha satışa çıkmadı ama 11.300 TL. Birkaç tane satış yapan satıcı, Birkaç tane satış yapan satıcı var. Onlar 13.500 TL'ye satıyor ama kesinlikle bu tableti 13.500 TL'den almayın. Kesinlikle bu tableti 11.300 TL'den de almayın. Uzun uzun gireceğiz. Şimdi Tab S7 var 12.000 TL ama sadece sorulur diye söylüyorum. O tabletin bana göre alınabilirliği yok. Tab S8 var. Android tarafına gireceğiz. 828'i 12.350 TL. MatePad Pro'nun 2021 ve 2022 model var. Bu iki tablet arasındaki en büyük fark ekran tarafında. 2021 modeli 60 Hz ve 8 bit olarak gözüküyor. 2022 modeli 120 Hz ve 10 bit olarak gözüküyor. Eski model 13600, yeni model 18.000 TL. Yanında kalem, klavye, kılıf falan da veriyorlar. Oraya çok girme gerek yok. Tab S8 Plus var 828 16.220 TL'ye. iPad Pro 11 için M1'ini 828 olarak 17.000 TL'ye ben gördüm. Bunun hakkında konuşacağız. Tab S8 Ultra var 12256 19.000 TL'ye satılıyor. iPad Pro 12.9 M1 versiyonu 828 25.400 TL'ye satılıyor. Ben bu tabletin alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Yine konuşuruz. MacBook E var. Windows işletim sistemini kullanan Huawei'nin tableti. 16512 23 TL ama bu cihaz baştan işlemcisinden kaybediyor. Evet müthiş bir Windows bağımlılığınız vardır. Bir şey diyemem. Tabletlere bu kadar işletim sistemi olarak kısıtlı oldukları konusunda eleştiri yönetmiş olsam da ve kendimle çelişiyormuş gibi gözükecek olsam da şunu açıkça söylemem gerekiyor. MacBook E yeri geldiğinde konuşuyoruz. 1130G7 işlemcisiyle oldukça güçsüz bir cihaz bu fiyatlanda. Ya oldukça güçsüz demeyelim ama güçsüz. Bu fiyat zaten Windows bağımlılığınız varsa hani başka başka ürünler var. Kalemli alternatifte bir şekilde bulur musunuz? Ya MateBook E özel bir ürün. Çok az kişiye hitap ediyor bana göre. Onu Der, kendisi karar versin. Onun dışında iPad Pro'nun M2 modelleri var. 11 inç 20.500 TL, 12.9 28.000 TL. Aslında 10.000 TL üstünde. Alınabilecek tabletler diyorum ama aslında bunları yarısı da alınmaz. Sadece önemli tabletler oldukları için ben burada okudum. Tab s artık alınmaz 12.000 TL Tab 8 varken. Mesela MatePad'lar. Ben MatePad'lar evet güzel cihazlar ama hem Google yok hem de öyle yani evet güzel cihazlar ama rekabetçi cihazlar değil. Bu fiyatlar da bir olduğunu düşünmüyorum. Bu uzun girişten sonra videoya başlayalım. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi cihazlara tek tek bakarsak öncelikle ben iPad 9'a özel bir parantez açmak istiyorum. Şimdi siz eğer bir tablet istiyorsanız. Tamam iPad 9 öyle muazzam bir tablet değil. Aslında ciddi eksikleri de var. Tamlemin ekran olmayışı, yansıma önleyici kaplama olmayışı gibi. Ancak güçlü bir işlemci istiyorsunuz. Apple istiyorsunuz ve iPadOS istiyorsunuz. Apple Pencil istiyorsunuz. Bunların hepsini bence iyi bir fiyata kullanıcıya veriyor. Bunun üstündeki tabletler gerçekten astronomik fiyat farkı koyuyor. Hala diyorum eğer siz 10.000-11.000 TL banatlarında geziniyorsanız kesinlikle iPad 10'u almayın. iPad 9 bana göre 7.000 2500 hala alabilecek bir tablet. Evet o eski cazibesi yok ama maalesef alım gücümüzün geldiği hal. Burada benim başka yapabileceğim bir yorum yok maalesef. Şimdi ilk tablet iPad mini. iPad mini 6'nın karakteristik özelliği ekran boyutu. 8.3 inçlik ekranı tablet kategorisinde olduğumuz için herkese hitap etmiyor. Açık konuşmak gerekirse diğer özelliklerini düşünmezsek bana da hitap etmiyor. Ama bu cihazda A15 var. Bu cihazda 4 GB RAM var. Bu cihazda 64 GB telefon var. Diğer özelliklerini çok saymaya gerek yok. Zaten videoyu oldukça uzattık. Peki bu tablet bu fiyata alınır mı? A15 var diyorsun. Hani kaliteli bir tablet diyorsun falan da hayır alınmaz. Çünkü ortada komik bir durum var. iPad Air 5'i siz 13.390 TL'ye bulabiliyorsunuz. Trendyol'da bir satıcı 13.390 TL iPad Air 5 satıyor. O yüzden otomatikman Air 4'te, Mini 6'da iPad Air 5'in yakınına yaklaşan bütün iPad'ler eleniyor. Şimdi iPad Air 5'i öyle uzun uzun konuşmaya gerek yok. iPad Air 5'in bana göre tek sıkıntısı 64 GB depolama. Tamam ekranın 60 Hz olması bir eksi mi? Eksi. Maalesef bu fiyat bandında her şeyin en iyisini alamıyoruz. Bu tablet zaten bize M1 sunuyor, EVP sunuyor, iPadOS sunuyor, Apple kalitesi sunuyor. Apple Pencil 2 desteğini sunuyor. Olsaydı 60 Hz güzel olurdu ama maalesef yok. Zaten 60 Hz ekran olması da bu cihazın en büyük sorunu değil. Bu cihazın en büyük sorunu 64 GB depolama. Bakın ben açık konuşuyorum. iPad 5'i e her ne kadar beğensem de ben bu tablete 13.390 TL vermem. Vermem. Ben de evde bir iPad 8 kullanıyorum. 128 GB depolama var. Düşünüyorum 64 GB bana yeter miydi? E yeterdi. Ben 64 GB cihaz depolama cihazı 13.390 TL alır mıydım? Almazdım. Almazdım. Yani uzun vadeli bakmak lazım. Tamam yeter yeter de. Benim iPad 8'e aldığım fiyat bugün kaç para? iPad 9'u alacağım fiyat kaç para? Sen bugün 13.390 TL'ye, kendisi de 15.000 TL'ye bana bir tablet satıyorsun. Yani yurt dışında da pahalı 779 euro mu ne? 779 liraya bir tane telefon satıyorsun. 64 cihaz depolama. Yani 64 cihaz depolama, daha doğrusu düşük depolama, bir cihazı öldürmenin en kolay yolu. En kolay yolu. Çünkü uygulama boyutları bir şekilde sürekli büyüyor. Ha dersiniz ki siz 64 cihaz depolama yeter. Tamam da yani 14.000 TL verdikten sonra bana 64 cihaz depolama hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor. Hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor. Ama şunu söylemek lazım. Eğer sizin için 64 cihaz depolama yeterliyse, ki bunu iyi düşünün. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bunu iyi düşünün. Siz bu tableti kaç yıl kullanacaksınız? Nasıl kullanacaksınız? 64 GB depolama yüklediğiniz oyunlar ve uygulamalar için size yetecek mi? Bakın ben açık açık söylüyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Ben 64 GB depolama bu tableti bana yetecek olsa bile almam. Çünkü uzun vadeli bakmak lazım. Zaten 14 bin lira para veriyoruz. Zaten çok fazla para veriyoruz. Zaten asgari ücretin 2,5 katı ücret veriyoruz. Bu kadar para verdik. E bu tablet 5-6 sene kullanılacak. E bu tablet 5-6 sene kullanılacaksa 256 GB'a bakmak gerekiyor diyoruz. Yalnız 256 GB'a bakmak gerekiyor dediğimiz an fiyat 17 bin 17.500 TL yükseliyor. 17.500 TL fiyat yükseldiği anda karşımıza iPad Pro M1'in 128 GB depolama olanı çıkıyor. Şimdi 256 GB evet daha fazla. 128 GB yeterli mi? 128 GB yeterli. Ne kadar yeterli? Evet 17.000 TL'ye 128 GB olmamalıydı. Ancak ben ikisini bir teraziye koyduğumda iPad Pro'nun sunduğu bir tane daha kamera. Ha çok mu önemli? Bir tane daha kamera sunuyor. iPad Pro'nun sunduğu 120 Hz ekran. iPad Air 5'in o fiyata sunduğu 256 GB depolamadan bana daha mantıklı geliyor. Ha siz dersiniz ki ben 250 GB depolama istiyorum. Orada bir şey diyemem. Ben orada 120 Hz ekranı tercih ederdim açık konuşmak Gerekirse. Bazı diğer noktalarda mesela hoparlör konusu iPad Pro daha iyi. Bunları da hesaba katmak lazım. iPad 25 bu şekildeydi. Ben zaten videonun başında uzun uzun söyledim bu fiyata tablet mi alınır, telefon mu alınır? diye. Bu tabletler gerçekten kaliteli. Bu tabletler sizi yolda bırakmaz performans kalite ekran konusunda ama iş dönüyor dolaşıyor. Bir depolamaya geliyor. iki işletim sistemine geliyor. Bu konularda karar sizin. Bu konularda ben dediğim gibi ben düşük depolamalı bir cihaz almam. Bu kadar para verip eğer elimde bir bilgisayar yoksa ve özel bir kendi adıma konuşuyorum. Hani başka özel kullanımları olanlar olabilir. Bir tablet işletim sistemini almam. Şimdi Samsung Galaxy Tab S8 ailesi aslında bunların hepsini bir anda değerlendirebiliriz. S8'in 828'i 12.350 TL, S8 Plus'ın 828'i 16.220 TL, S8 Ultra'nın 12.256'sı 19.000 TL. S8 Plus ve S8 Ultra'da AMOLED 120 Hz ekran var. Tab S8'de ise TFT bir ekran var. Yine 120 Hz. Bu tabletin incelemesini Levent Pekcan yaptı. O incelemeye bakabilirsiniz. Bir mağazada Tab S8'in ekranı görmeye bakın. Aslında bu tabletin en zayıf noktası da bana göre ekranı. Oraya ikna alıyorsanız bu tabletin bence bir sıkıntısı var mı? Sıkıntısı yok ama tartışmalı yönleri var. Sıkıntısı yok ama tartışmalı noktaları var. Aslında sıkıntı bile diyebiliriz. Kişiye göre değişir bu iş. Şimdi Tab S8, Tab S8 falan dedik ama Tab S8 Plus ve Tab S8 Ultra'nın ben o fiyatlarla alınmıyor ürünler olduğunu söylemiyorum. Ben olsaydım almazdım. Bir ara düşündüm mü? Evet düşündüm ama Tab S8 Plus'ın fiyatı da düşüktü. Yani yani 13.000 TL falan Tab S8 bulunabiliyordu. Ama şu anki 16.220 TL'lik, 16.000 TL'lik fiyatıyla ben Tab S8 Plus'ın da 19.000 TL'lik fiyatıyla Tab S8 Ultra'nın da alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Onu baş... Hani kesin olarak alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Her şeyiniz tam takırdır. Bir tane de tablet istiyorsunuzdur. Android seviyorsanız da ne ala memleket. Tab 8in kutusundan S Pen çıkması, Tab S8'in 120 Hz ekrana sahip olması, Tab 8in 8 Gen 1'e sahip olması, Tab 8in 4 tane Android sürüm güncellemesi alacak olması önemli özellikleri. Önemli özellikler diyoruz ama 8 Gen 1 ne olursa olsun tartışmalı bir işlemci. Eğer siz hardcore oyuncuysanız orada direkt zaten iPad Air M1 alacaksınız aynı fiyata. Tamam 120 Hz desteği falan yok ama M1 var. Yani çok da konuşmaya gerek yok. 8 Gen 1 mi M1 mi? Ne olursa olsun hani bizzat kıyaslamasak bile 8 Gen bir biz ısınan bir işlemci olduğunu biliyoruz. Tablet kasasında olsa bile. Ha günlük hayatta hiçbir sorun yaşatmaz ama çok fazla yük bindirirseniz 8 Gen 1'in hali ne olur? Açık konuşmak gerekirse ben kestiremiyorum. Orada kendi kullanımıza göre karar vermeniz gerekiyor. Bu tabletin en dikkat edilmesi gereken noktası Android'i kabul ediyor musunuz? Android uygulamaları size yeter mi? Bir iş yapacaksanız, bir not alacaksanız kendinize uygun bir not uygulaması bulabilecek misiniz? Önemli konular bu. Siz mesela iPad 8 kullanıyordunuz. daha iyi bir tablete geçeyim dediniz ki geçiş ne kadar mantıklı o tartışılır. Dediniz ki iPad e 25 balı Hadi bir Samsung mu deneyeyim? Mesela siz, siz iPad 8'de Notability'ye, Good falan alıştıysanız bunlar Android'de yok. Orada mesela bir Word Word üzerine yazı yazabilecek misin? Microsoft Word'e. Mesela OneNote yetecek mi? Samsung Notes yetecek mi? Veya bir sürü Android'lu not uygulaması var ama bunlardan herhangi biri size yetecek mi? Beğenecek misiniz? Hani kaliteli bir uygulama bulursunuz ama siz beğenmezsiniz. İlla her şeyi beğeneceksiniz diye bir şey yok. O yüzden bu işletim sistemi konusunda bu Android tarafında dikkat etmeniz gerekiyor. Uygulama konusunda Android tarafında dikkat etmeniz gerekiyor. Sen alır mıydın? Yani açık konuşmak gerekirse bu tabletlerde 8 Gen 1 değil de 8 Plus Gen 1 olaydı. Bu tabletlerde 8 Gen 1 yerine 8 Gen 2 olaydı. Ben bu tabletleri almayı düşünürdüm ciddi ciddi. Videonun başında dediğim şey hala geçerli Eferli. Bilgisayar yoksa önce bilgisayar bana göre. Ama bilgisayar var. Diyorum ki ben adam gibi böyle not alabileceğim, içerik, tükete, içerik tüketebileceğim, küçük işlerimi yapabileceğim bir tablet arıyorum. Ve iPadOS kullandık. E Android'de bakalım. Android'de kullanmak istiyorum. Evet ben Android'e rağmen bu tableti düşünürdüm. Ama bunu üstüne basa basa söylemem gerekiyor. Ben ezici çoğunluğa iPad Air 5 e öneriyorum. Evet kalem masrafıyla 15 bin liraya geliyor. Bu 12.239 TL geliyor. iPad Air 5 ne olursa olsun akarı kokarı olmayan bir tablet. Yani garanti bir tablet. tablet 8 de garanti bir tablet de. Şimdi Android alacaksınız. Beğenmeyeceksiniz mutsuz olacaksınız iPad orada biraz daha garanti. Hiç Android işletim sistemine sahip bir tablet kullanmadıysanız, elinizde iPhone varsa Android tablet mantıklı olur mu? Valla bunu açık konuşmak gerekirse ben bilmiyorum. Benim Tab S8 aile, benim Tab S8 ve Tab S8 ailesi hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Bir sonraki tablete geçelim. Şimdi MatePad Pro'nun 2021 ve 2022'si 2021'deki ekran 60 Hz 2022'deki ekran 120 Hz. Bir de 8 bit 10 bit detayı var. Sitesinde 2022 MatePad Pro 12.6 için 120 Hz ve 10 bit panel yani 1 milyar renk açık açık yazıyor. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi bu tablet tabletler güzel mi? Bu tabletler güzel. Bu tabletler rekabetçi mi? Bu tabletler rekabetçi değil. Bu tabletlerde bir öncekinde Harmonos 2 var. Yenisinde Harmonos 3 var. Biri 13.000 TL civarında 13.600. Diğeri o 13.600 TL'lik olan zaten hiç adımmaz. 18.000 TL'ye satılan da kalem veriyor, klavye veriyor, blues toparlar veriyor. Sitesine tam bakın. 18.000 TL'ye geliyor. Şimdi 18.000 TL Kirin 9.000'e sunuyor. 888'e yakın bir işlemci. M1 ile M2 ile rekabet etme şansı yok. Üstelik bu cihazın hani Android tabletlerde şöyle böyle diyoruz ya bu cihazda Google yok. Tamam kaçak göçek yollarla bir şeyler yapıyorsunuz. APK onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Tamam da 18.000 TL verdiğiniz tablette niye bunlarla uğraşıyorsunuz? Bu tabletin diğer tabletlerden öne çıkan böyle rekabette böyle dümdüz bir özelliği yok. Benim için yok. Her ne kadar MatePad 11'i çok ölmüş olsam da bu tabletin anlı bir olduğunu düşünmüyorum. İlla MatePad istiyorsanız 11 alın geçin. MatePad hakkında bunları dedikten sonra iPad Pro'lara geçelim. iPad Pro'ların M1'lileri de M2'lileri de şu anda piyasada var. M2'lileri internet satışında görmedim ama yakında satışa çıkacak. Şimdi M1 iPad Pro'nun 828 olanı 17.000 TL bulunabiliyor. M1 iPad Pro'nun 11 inç için konuşuyorum. 8256 20.000 TL. Şimdi 8256 M1 iPad Pro 11 inç 20.000 TL mi? Yoksa 11 inç M2 ama 128 olanı 20.500 TL mi? M1'li iPad Pro ile M2'li iPad Pro arasında 11 inçler için konuşuyorum. En büyük fark M1 ile M2. Birkaç tane de fark var. Mesela Apple Pencil 12 mm'ye kadar yakınlaştığında tablet kalemin yakında olduğunu anlıyor ve ön izleme yapıyor. Çok sık kullanan insanlar için önemli bir özellik mi? Önemli özellik. M1 ile M2 arasında %15 CPU, %35 GPU bir farkı var. Video işlem yapıyorsanız ProRes kısmında M2'nin ProRes ve ProRes RAW hızlandırıcıları var. Sıkıştırma ve açmada. Ama bunların dışında bu iki tablet arasında öyle büyük bir fark yok. Üstelik ben bu farkların da büyük bir çoğunluğa hitap etmediğini düşünüyorum. Ben olsaydım illa bir iPad Pro alacak olsaydım. iPad Pro'nun 11 inçinin M1 olan versiyonunu 256 GB olanını 20.000 TL alırdım. Bana göre 11 inç 128 GB M2'yi 2500 TL'den almaksa 256 GB M1'i 20.000 TL'ye almak çok daha mantıklı. Ve açık konuşmak gerekirse de ben zaten iPad Pro 11 inç M2'nin 128 GB'nın da anla bir olduğunu düşünmüyorum. Yani 20.000 TL tablet alıyorsun. 128 GB yapılan var. Mesela M2 geldi. M2'li iPad Pro'larda ProRes video çekebiliyorsunuz. Tam da 128 GB olan versiyonda 1080p 256 GB ve üzerinde 4K çekebiliyorsunuz. Mesela 128 GB olduğu için orada bir sakatlanma durumu var. Tamam. ProRes video çok büyük olduğu için yetmiyor olabilir. E yetmiyorsa sen 128 GB'da ancak 1080p video çekebiliyorsan çıkarma o cihazı. Aynı 13 Pro ve 14 Pro dediğin gibi. Yani 13 Pro ile 14 Pro'na nasıl 128 GB'da çıkabilir? Bakın sadece Apple değil. Samsung'da mesela S22 Ultra gibi bir cihaz nasıl 108 GB çıkabilir ya? Abi bunlar 1200 Euro'luk, 1400 Euro'luk cihazlar. Nasıl oluyor da bunlar 128 GB çıkarıyor? Ben bu firmaları anlamıyorum. Arkadaşlar söylüyorum bakın belli bir fiyattan sonra almayın. 20.000 TL'den sonra 256 GB olmayan telefonu almayın. 20.000 TL'den sonra 256 GB olmayan tableti almayın. 10.000 TL'den sonra 64 GB olan bir tablete almayın. Yani bunlar bakın tabletin her yeri Süper, harika, uçuyoruz, kaçıyoruz. E depolama doldu. Tamam 108 GB o kadar kolay dolar mı? E, dolmaz. Da neden 108 GB bu kadar fazla para verdikten Sonra. Tamam biz fakiriz. Tamam bizim alım gücümüz düşük. Orada bir sıkıntı yok da. Hani bu dünya genelinde de pahalı bu cihazlar. 1200 euro az değil. 1000 euro az değil. 900 euro az değil. Bu tabletler dolar bazında da euro bazında da pahalı ürünler. En nihayetinde bir telefon alıyorsun. Adamın 3000 euro maaşı varsa 3'te 1'ini bir telefona veriyor. Tamam biz ölmüşüz. Ağlayanımız yok. Bize tekme atıyorlar. Orada bir sıkıntı yok. Ama bunlar dolar bazında da pahalı ürünler ve ben 108 GB depolamanın gerçekten hiç mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunu da size açık açık söylemek istiyorum. Burada bana göre 12.9'lar zaten tamamen paraya hitap ediyor. Ben M1 12.9 kaldı ki o fiyatlar çıkıp da M1 12.9 25400 TL alacak birinin de olduğunu düşünmüyorum. Burada ben iPad Pro 11 inç M1 256 GB 20.000 TL almanın 128 GB M2 11 inçi 20.500 TL almaktan çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. iPad Pro'lar hakkında da yorumum buydu iPad Pro'ların gerekliliği hakkında da konuşmak gerekirse iPad Pro'lar özel ürünler. Hani bunu hiç tartışmaya gerek yok. İçerisinde gerçekten çok güzel uygulamalar var. Ama bilenin alması gerekiyor. Yani bir hevesle iPad Pro almayın. Hele hele kısıtlı bir bütçeniz varsa bir hevesle iPad Pro almayın. Hesabınızı iyi yapın arkadaşlar. Mesela DaVinci Resolve geliyor iPad Pro'ya. Tamam DaVinci Resolve geliyor da sen o fiyatlara MacBook Pro'da alıyorsun. Sen o fiyatlara MacBook Air'de alıyorsun. E MacBook Air'de tam sürüm DaVinci Resolve var. E sende tam sürüm yok. Sadece kat sayfası ve kalır sayfası var. E color kalır sayfasının tamamının olduğu meçhul. Daha hiçbir detay, hiçbir şey gelmedi. O yüzden ben videonun başında uzun Söylediğim üzere gerçek bir işletim sistemi benim için Öncelikle tercih eğer elinizde tek bir cihaz Olacaksa ve eğer dediğim gibi bu tıptır Hukuk olur ya aklıma ilk bunlar geldiği için söylüyorum Birçok alan var bunun gibi özel bir durumunuz yoksa Şimdi ben bu bilgisayar tablet durumunun Üzerinde uzun uzun durdum ama bu ikilemde Kalan insanların olduğunu görüyorum arkadaşlar Bu yüzden ben bu konunun üzerinde bu kadar uzun Durdum şimdi matebook e var huawei Matebook e windows işletim sistemli bir tablet İşlemcisi i5 1130 g7 Windows işletim sistemi bir tablet Bir nevi surface 16.5 son 23.000 TL'ye satılıyor tavsiye ediyorum ben tavsiye Etmiyorum. Bir saat burada gerçek işletim sistemi, gerçek işletim sistemi, gerçek işletim sistemi deyip durduk ama Şöyle bir durum var Bu işlemciyle de gerçek işletim sistemi olmasın Tamam Photoshop kullanırsınız, Windows kullanırsınız, birçok uygulamayı kullanırsınız Ama güç gerektiren yerlerde M1 değil Güç gerektiren yerlerde M2 değil O yüzden ben MacBook Air'in e başarısız bir ürün olduğunu düşünüyorum Zaten hani piyasa biraz karıştırılırsa RockFlow X13 falan bulunabilir belki bu fiyatlara Yanına da Surface Pen alırsın Surface Pen de çalışıyor diye biliyorum Bunun kadar kalem deneyim olur mu? Bir denemek lazım Bunun kadar esnek olur mu? Bir tablet kadar Olmaz bunun kadar kompakt mı? Değil. Böyle ürünlerin olması gerekiyor. Hiç itirazım yok. Böyle ürünlerin olması gerekiyor. Ama böyle ürünlerin aynı Apple'ın yaptığı gibi ARM işlemciyle biraz daha verimli ve güçlü işlemcilerle iPad Pro boyutunda olması gerekiyor ki evet diyelim ki iPad Pro'dan çok daha iyi bir işletim sistemine sahip bir ürün. Onunla aynı gücü sunuyor. Tam uygulamaları kullanabiliyoruz. O zaman evet iPad Pro rakip olur. Ha şu var ben iPad Pro'yu da almam bu fiyata. MacBook Air'i de almam da. Gerçek işletim sistemi, gerçek işletim sistemi falan dedik ama MatePad E'ye o işlemci yüzünden bile direkt eliyorum zaten. Bana mantıklı bir ürün olarak gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Şimdi son olarak bunu sona bıraktım. Çünkü listenin sonuna yazdım. Listenin sonuna yazdım. Bir de ayrıca unuttum. Aslında daha önce konuşmam gerekiyordu. iPad 10. Ben iPad diyorsun uzun söyledim. iPad 10 bana göre inanılmaz falso bir cihaz. İnanılmaz falso bir cihaz. Bu tablet bize ne sunuyor dediğimizde ele ağzı düzgün bir cevap veremiyoruz. 11.300 TL'ye satılıyorsun. Tam lemine ekran yok. Yansıma önleyici kaplama yok. A15, A16 falan yok. A14 işlemcisi var. 4 GB RAM var. 64 GB de var. Apple Pencil 1 desi. Type-C gelmiş ama USB sürümü 2.0. Apple Pencil 2 desteklemiyor. Apple Pencil 1 destekliyor. Apple Pencil 1'i tabletle eşleştirmek ve şarj etmek için tabletten. Apple Pencil 1 Type-C dönüştürücüsünü almanız gerekiyor. Apple'ın sitesinde 200 lira. Ya bu kağıt üstüne bu Bir de 11.300 TL. Yani 13.390 TL. iPad Air M1 var. Daha güçlü işlemci. 2 katı RAM. 2 katı RAM. Daha iyi ekran. Apple Pencil 2 desteği. Bunlar zaten başlı başına iPad Air 5'in iPad 10'u ezip geçmesini sağlıyor. Çok da konuşmaya gerek yok bu konuyu. Ben iPad 10'un baştan aşağı fazla olduğunu düşünüyorum. Ben iPad 10 üzerinde konuşulması gerektiğini bile düşünmüyorum. Ben iPad 10'un piyasadan silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana göre o kadar boş bir model. Yani o kadar boş bir model. Ya yeni tasarım geldi. Tamam yeni tasarım geldi. Hani Apple Pencil 2 nerede? Yani sen diyorsun ki ben Apple Pencil 1 desteği verdim. Dönüştürücü satacağım sana. Hani böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir trollük yok. Böyle bir rezillik yok. Ben dediğim gibi ben iPad 10'u konuşmak istemiyorum. Ben gerçekten hiç beğenmedim. Gerçekten inanılmaz mantıksız olduğunu düşünüyorum. Diyorum. Bu cihazın fiyatının hakikaten iyi düşmesi lazım. Yani 11.300 mü? Bu cihazın kesinlikle bir 10.000 TL'nin altına düşmesi gerekiyor. Düşer mi göreceğiz. Apple fiyatları arttırıyor. Mesela dolar bazında da bu tabletler arttırdı. 329 dolar iPad 9. 450 küsur dolar iPad 10. Üstelik Avrupa'da da fiyat artmış. Hani Avrupa'da Euro'nun zayıflamasından dolayı bu iPhone'ların fiyatları artmıştı. Avrupa'da Euro bazında bütün iPad'lerin fiyatlar arttı. Bunların fiyatları arttığı için biz de Euro bölgesinden fiyatlandırıldığımız için bize de fiyatlar iyice arttı. Maalesef fiyatlar bu şekilde. Ben iPad 10'u dediğim gibi hiç beğenmedim. Ben yani 10. nesil bir iPad çıkarmışsınız. Koy artık şu tam ekranı. Koy artık şu yansıma önleyici kaplama. Yani olsun bunlar ya. Bütün tabletlerde var. Hala iPad'e koymak için diretiyorsun. Bu kadar bu fiyata çıkmış yani. Globalde de pahalı arkadaşlar. Yani globalde ucuz değil ki. Tam 550 euro veriyorsun iPad ona. 750 euro iPad Air 25 var. Hani ortada ucuz değil ki. Tamam 200 euro değerli. 200 euro millet takıyor falan. Ya orada da ucuz değil ki bu tablet. Ben inanılmaz mantıksız bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bu tableti ben beğenen olduğunu da görmedim. Herkes bana katılacaktır diye düşünüyorum. iPad 10 bu şekildeydi. Ve tablet diyorsun bu şekildeydi. Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şu anki halimde ciddi bir bütçeye sahip olmadığım sürece 10.000 TL'nin üzerinde bir tablet alacağım düşünmüyorum. Benim favorilerim her zaman için iPad 9 ve MatePad 11. Bu cihazların ideal noktada olduğunu düşünüyorum. Size de bu tabletleri değerlendirmenizi tavsiye ederim. Üst bütçede dediğim gibi yani özel bir durumunuz varsa hakkını veririm. Ben tableti kullanırım. Ben tableti günde 8-10 saat kullanıyorum. Benim bütün elim koyulum ayağım diyorsanız istediğiniz tableti almakta serbestsiniz orada. iPad Pro bile öyle. Ama onun dışında ben bu tabletlerin fiyatlarının özellikle tek cihazda kısıtlı kalacaksanız çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Diyelim. izlediğiniz için teşekkür Ederim. beni de desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.